Arkadaşlar merhabalar. Konu anlatımları yapıyorum. AYT'de konu anlatımları zaten bitti. TYT'de birkaç tane konu kaldı ama onları şu an anlatmayı düşünmüyorum. Geometride de yine birkaç tane konumuz kaldı. Neler onlar? Çember, çember analitiği, katı cisimler, bir de dönüşümler kaldı. Vakit bulursam bu sene anlatacağım ama bulamazsam onları anlatmayı düşünmüyorum. En azından şimdilik. Ama genel olarak konuların %95'i bitti. Sonra ben tekrar testleri çözüyorum. Özellikle AYT'de 10 soruluk tekrar testleri çözüyorum. Bir de böyle bir soruyla yorum öğretmeye çalışacağım sorular olacak. Bunları da sınava kadar mümkün olduğunca bazen her gün bazen 2 günde veya 3 günde bir paylaşacağım. Ama ekstra soru çözümleri, uzun uzun olan soru çözümleri devam edecek. Onları da merak etmeyin. Vakit buldukça çözmeye çalışacağım. Ali Barış ve Cenk'in katıldığı bir bilgi yarışması ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Yarışmada toplam 15 soru sorulmuştur. Her soruyu sadece bir yarışmacı cevaplamış ve her doğru cevabı 5 puan verilmiştir. Bir soruyu yanlış cevaplayan yarışmacıdan 4 puan düşülmüş, diğer iki yarışmacıya ikişer puan eklenmiştir. Aşağıdaki tabloda yarışmanın sonucu ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Ali 5 doğru, 2 yanlış, toplam 25 puan almış. Barış 3 yanlış cevap vermiş, puanı belli değil. Ve yine Cenk'in hiçbir şeyi belli değil. Burada dikkat etmemiz gereken mevzu bence arkadaşlar şu. Yanlış cevaplayan yarışmacıdan 4 puan düşülüyor. Diğer ikisine ikişer puan ekleniyor. Örnek bakalım şimdi. Ali normalde 5 çarpı 5'ten 25 puan almalı. 2 tane yanlış cevap verdi. 8 puan düşmeli. Toplamda ama 25 puanı var. 17 değil 25 puanı var. O zaman ne olmuş? O 17'ye 25'e olması için 8 eklememiz lazım. Demek ki Ali'ye 8 puan gelmiş. Ali'ye 8 puan nereden geliyor? İşte bakın, yanlış cevap veren arkadaşın cevap sayısının 2 katı kadar buna puan eklendiği için. Dolayısıyla 8 bölü 2'den 4 tane yanlış cevap yapmış. Kim onlar? Ali hariç diğerleri. Barış ve Cenk. Buna dikkat etmemiz lazım. Barış zaten 3 yanlış cevap vermiş. O zaman Cenk de bir yanlış cevap verir. Bir de şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Toplamda 15 soru sorulduğu için 5, 2 daha 7, 3 daha 10, 11. Toplam o zaman bunların 4 tane doğru cevabı var. Yani 4 çarpı 5'ten 20 puan gelecek bu arkadaşlara. Sonra Barış arkadaşlar 3 yanlış cevap verdiği için 3 çarpı 4'ten 12 puanı silinecek. Ama aynı zamanda 2 artı 1'den 3 tane yanlış cevap yaptığı için Ali ve Cenk ondan dolayı 6 puan gelecek. Aynı şekilde Cenk'e gelelim. Cenk arkadaşlar bir yanlış cevap verdiği için 4 puan gidecek. Ama Ali ve Barış 5 yanlış cevap verdiği için 10 puan da onlar gelecek. Onlardan gelecek. Totalde o zaman 20, 10 daha 30, 6 daha 36, 16 çıkarırsak 20 puan almış Barış ve Cenk'in toplamdaki puanları. Bu şekilde arkadaşlar diğer sorularda da görüşeceğiz. TYT, AYT ayrımım yok. Hoşuma giden soruları bu şekilde çözmeye çalışacağım size. Diğer sorularda görüşmek üzere. Yine diğer uzun videolarda da görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.